Yaşamda küçük şeyler. Yaşamda hep büyük beklentiler, büyük şeyler için çırpınıyoruz. Büyük bir evde oturmak, büyük bir şirkette çalışmak, büyük paralar kazanmak, etrafımızda büyük kalabalıklar olsun, bizi her daim onaylasın, büyütsün istiyoruz. Büyük şeylere sahip olup büyük mevkilere gelince eleştirilmek istemiyoruz. Çünkü eleştiriye tahammülümüz yok. Enleri koyuyoruz kişiliğimize. En çalışkan benim, en yorulan benim, en sevilen benim, en istenen benim, en popüler benim. O zaman da karşımızdaki içinden şu şarkıyı söylüyor. Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi? O zaman mutluluk diyelim. Mutluluk çıtır çıtır simitle bir bardak çayı yudumlamaktır. Kesilen suyun birden akmasıdır. Kar yağışıyla gelen tatildir. Bahçede yetiştirdiğin domates patlıcandır. Saksıdaki hercai menekşedir. Mutluluk bir insanın derdine koşmaktır. Hiç beklemediğin bir anda çalan telefondur. Sende olan imkanların her türlüsünü paylaşmaktır. Bir dostun başarısıdır. Elini tutan minik bir eldir. Allah senden razı olsun diyen bir yaşlıdır. Seni arayan evladının enerjik sesidir. Komşuyla içilen kahvedir. Yaşamla savaşanlara senin verdiğin enerjidir. Seni arayıp çayı koy, geliyorum diyen içten bir sestir. Derslerde beraber olduğun öğrenci evlatlarını yıllar sonra iyi, mutlu, sağlıklı görmektir. Sevgiler şarkılarda mı kaldı? Eski dostlar gibi eski sevdalar, sevgiler nerede? Eski sevdalarda samimiyet, içtenlik, güven, dürüstlük, sadakat, vefa vardı. Ya şimdi? Samimiyetsizlik, çabuk tüketme, güvensizlik, çıkar, vefasızlık. O naif sevgiler sadece şarkılarda mı kaldı dersiniz? O sevgileri artık yaşayamıyoruz da sadece şarkılarda mı dinliyoruz? Örnek verelim. Seni sevda çiçeğim, tacı serim. Bilemezsin ne kadar çok severim. Bunu her gün sorarım, tazelerim. Söyle kalbinde benim var mı yerim? Sana bilmem ki neden hiç doyamam. Seni yıllarca sevsem doyamam. Seni her gün göremezsem yaşayamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Sen şimdi uzaklarda gülen bir meleğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Gün olur yeşil bahar kara kıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Mektuplar. Mektuplar, hani şu buram buram hasret kokan mektuplar. Onun için mektubu alan önce koklar da sonra göğsüne bastırır mektubu okumadan önce. Sevdiklerinizi yitirdiğinizde geriye mektupları kalır. Saklamışsınızdır, atamamışsınızdır mektupları. Arada çıkarır okursunuz. Sanki karşındadır yitirdiğiniz ve uzun uzun düşünür. İnsanın bir kağıt parçası kadar bile ömrü yokmuş dersiniz. Çağımızda mektup yazmak yok artık. Mektup yazmak tarihe karıştı. Hep aynı şeylerin yazıldığı mesajlar var. Bu klişe yazılar hiç mektupların yerini tutabilir mi? Ben şanslıyım bu konuda. Rahmetli eşimle 4 yıllık nişanlılığımızda bol bol mektuplaştık. Mektuplarını özlemle beklerdim. Ya mektubu alınca duyduğum mutluluk? Şimdi bu mektupları okuduğumda ne kadar özenle yazıldığını görüyorum. Defalarca okuyorum, bıkmadan, usanmadan. O duyguların yansıtılması, o özenle seçilmiş sözcükler. Çocuklarım okuduklarında şaşırıyorlar. Anne, bu nasıl bir güzellik, içtenlik diyorlar. Şimdi nerede?
hazır bir metin, elden ele, ara, bul, yolla. Herkesin yazdığı mesaj aynı. Özel günlerde, bayramlarda, kandillerde, yaş günlerinde. Hani düşünerek, emek vererek, özenle, içten yazılar, yazılan mesajlar. Ben yine de vazgeçmiyorum yazmaktan, özenle, içten, sevecen. Mektuplar şarkılara da geçmiştir. Yine yakmış yar mektubun ucunu, askerlikte sevda çekmek zor diyor. Biliyorum, ayıracak bu son mektup ikimizi, bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Dileyin, mektupların sadece şarkılarda kalmaması, o içten mektuplara yeniden dönülmesi. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Toplumumuzda ailelerin parçalandığını görüyorum. 2 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık evlilikler bakıyorsunuz bitivermiş. Günümüzde evlilikler çok hızlı ayrılıklar yaşıyor. İki insanın iyi ya da kötü olması değil bu. Ayrı ayrı gayet iyi, hoş, olumlu kişiler ama birlikteliği devam ettiremiyorlar. Gerçi evlenirken iyi ve kötü günde birlikte olmaya, hayatı paylaşmaya söz veriliyor ama kimse olumsuzlukları yaşamak için evlenmiyor. Evlilikleri kurtarmak için tek taraflı özveri ise yetmiyor. Şartları çok fazla zorlayıp yürümüyorsa evlilikleri devam ettirmeye gerek var mı? Üstelik kişilerin günden güne yüz göz olmasına, öylesi bir ortamda çocuk yetiştirmesine değer mi? Çocuklarımız, canlarımız için her zaman olumlu ortamı hazırlamak görevimiz değil mi? Çocukların ayrılığı kabullenmesi zor oluyor. Zannediyorlar ki anne baba sadece birbirlerinden değil çocuklarından da ayrılıyor. Anne baba birbirlerine rakip olunca da çocuklar arada kalıyor. Öğretmenliğim boyunca parçalanmış aile çocuklarıyla çok uğraştım. Yardımcı olmaya çalıştım ama ne kadar faydam oldu bilemiyorum.